evet, bu pilava şok olacaksınız. Ve sürekli yapıp yemek isteyeceksiniz. Harika bir pilav. Yumurta kaplama pilav. Şöyle muhteşem bir pilav yapacağım. Ocağımın altını açıyorum. 200 gram kadar kuşbaşı dana etim var arkadaşlar. Etimi tencereme alıyorum. Ben etimi öncelikle düdüklü tencerede pişireceğim. Çünkü dana eti ne kadar güzel pişerse o kadar güzel olur. Şöyle bir bardakta içerisine su çekiyorum. Kapağımı kapatıyorum. Etimin pişmesini bekleyeceğim şimdi. Etim pişti. Altını kapattım. Bu arada şöyle havuç kullanacağım. Havuçlarımı uzun ince olacak şekilde doğrayacağım. Havuçlarımı şöyle doğradıktan sonra tabağıma alıyorum. Etim gayet güzel pişti. Şimdi içerisine havucumu alıyorum. Kapağımı kapatacağım. Havuçlarımı da şöyle bir öldüreceğim hemen. Pişme noktasına gelmesi lazım. Et ve nohutum gayet güzel pişti. Şimdi şöyle biraz tereyağı alıyorum. İçerisine biraz tuz ilave ediyorum. Biraz karabiberi. Sonra pirincimi içerisine alıyorum. Pirinci kavuramayacağım çünkü önce etimi, havucumu koyduğum için üzerine bir bardak su ilave etmiştim. Pirincimi suda beklettiğim için şöyle bir bardak daha su ilave ediyorum. Ve düdüklü tenceremin ağzını yine kapatıyorum. Şimdi pilavım pişti. Onu bir kenara aldım. Şöyle bir tabağımın içerisinde 3 tane yumurta kırdım. Karabiberi ve biraz da şöyle tuz serpiştiriyorum. Bu arada tabağıma şöyle biraz tereyağı alacağım. Biraz da zeytinyağı. Yumurtalarımı bir güzel çırpıyorum. Olan yağımın içerisine yumurtamı şöyle alıyorum. Bu arada pilavın ağzını açıyorum. Yumurtayı şöyle ara ara deniyoruz. Pilavımızdan. Şöyle bir kalıp yapacağım. Kalıp kutumuzun içerisine pilavımızı aldıktan sonra
Evet, yemeğimiz harika oldu arkadaşlar. Şöyle pilavımızdan. Yapalım, çok memnun kalacaksınız. Afiyet olsun.